Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle Nintendo Switch için ilk incelememizi, aslında incelememizi yapmaya karar verdik. Daha geç yapacaktık ama o kadar çok oynadık ki artık hani bir incelemelik bir şeyler çıktığını düşünüyoruz. Çıktı. 9 gündür oynuyoruz. Zelda oynadık aslında. Bir de Sniper Clips'in demosunu oynadık ama donanımı da yazılımla biraz inceleyecek fırsatımız oldu. Değişik şekillerde de oynadık. Dışarıda da oynadık. Evet. Hatta ikinci partiden almayı düşünen arkadaşlar varsa onlara da bir an önce bir fikir verebilirim diye düşündük. O nedenle bu videoyu hemen çekmeye, öne almaya karar verdik. O zaman başlayalım. Ben donanımdan başlamak istiyorum. Ekranı konuşabiliriz mesela. Evet. Ekran ve ana konsol üzerine biraz konuşabiliriz. Şöyle görünecek şekilde koyduk ama herhalde yeterince görünüyordur. Ekranda bir şöyle bir durum var, tamam mı? Ön paneli IPS panel bu arada. Ekranı plastik yapmışlar cam yerine. Plastik yerine cam olmasının bazı avantajları var. Maliyet avantajının yanı sıra kırılmayı zorlaştırıyor, tamam mı? Yani bu bir oyun konsolu sonuç olarak ve bir el konsolu olduğunu düşünürsek düşürmeye karşı bayağı dayanıklı bir konsol. Birkaç test de izledim ben mesela, donanım testi. Dayanıklı ama bir eksisi var. Çizilmeyi engelleniyor. Evet, çizilmeye karşı da... Kırılmayacak ama çizilecek. Çok, evet, çizilmeye çok yatkın bir konsol şu an Switch. Tabii kedi böcekle şu an uğraşıyor. Çizilmeye yatkın bir konsol maalesef. O nedenle hani çantanıza direkt atabileceğiniz bir konsol değil. Zaten yapmıyorsunuzdur büyük ihtimal ama mesela buna... Kim yapar? Şöyle fırlatarak... büyük ihtimalle anahtarımız falan değerse pırt diye çizer. Hatta biliyorsunuz belki dokun bir çizme sorunu olduğu söyleniyor. Evet. Ona da değineceğiz dok sırasına gelince. Çok organizeyim bugün. Şöyle, ben dikkatli davranılırsa ve bir çantayla taşınırsa çizileceğini hala düşünmüyorum. Çünkü stylus kullanılmıyor, kalem yok ekranda. Ve yani hani dikkat gerekiyor. Ya doku halledersek... Zaten evet, bu tür oyun doktor, şey tabii. Konsollu el konsollarını hep kılıfta sert ya da yumuşak korumalı. Öyle taşımamız gerekir zaten. Sorun olmaz zaten. Kesinlikle. Size katılıyorum Zeynep. Şöyle ki bir daha açayım. Ekran gitti. Evet. Yani kırılma çizimle olayı bu. Yine de ekran koruyucu almanızı ve uygulamanızı öneririm. Biz henüz uygulamadık ama çok dikkatli davranıyoruz zaten genel olarak. Bu şekilde çanta şart bu cihaz için bence. Dokunmatik özelliğine gelirsek bence gayet tepkisel bir ekranı var. Henüz bunu kullanan bir oyun görmedik galiba, değil mi? Ben Zelda'da ekrana hiç dokunmadım bile. Hep Zelda oynadığım için. Bu da güzel bir şey bu arada. Yani ekrana bağımlı da değilsin. Ama sadece öyle bir seçenek var. Mesela klavye kullanırken direkt ekrana dokunarak o çok güzelmiş. Direkt giriş yapabilirsin. Yani bu evet kesinlikle avantaj. Ondan sonracığıma mesela parlaklık, ekranın parlaklığı konusunda ben dışarıda birazcık oynama fırsatı buldum. Hatta özellikle götürüp oynadım. Kapalı ama gün ışığını yoğun şekilde alan bir ortamda. Hatta zaman zaman güneş ışığı alan bir ortamda. Ekran fena değil diyebilirim. Yani gün ışığında idare eder. Biraz yansıma yapıyor. Yansımalı bir ekran. Ama parlaklık seviyesi yeterince yüksek diyebilirim. Güneşte durum böyle değil. Güneşte yani bir akıllı telefon kadar parlaklık vermesini beklememek lazım. Bayağı iyi ama yani şu anda da bir hafif güneş vurmakta yani. Şu an güneş vurmuyor ama hani gün ışığı bayağı vuruyor ve bu oda bayağı bir güneş alıyor. Şey, perdeli bir güneş vuruyor şu anda. Evet, tül perdesi engelliyor sadece. Bayağı iyi yine yani. Yine hiç fena değil yani, siz oynanır de görüyorsunuz. Ki kim güneşte oturur, pişer yani oyun oynar değil mi? Evet evet, yani eski ekran teknolojilerine göre karşılaştırdığımızda bayağı iyi yani. Kesinlikle, yani sahilde de oynayacaksak şezlongun altında oynarız herhalde diye düşünüyorum. Evet, yine sahilde dikkat edelim, deniz, kesinlikle, kum falan. Yani iş görecektir, 3DS'den daha parlak gibi geldi bana ekran. Bunu belirtmiş olayım New 3DS'na. Efendim, peki başka. Panelimiz IPS panel. Ben IPS'e bayılıyorum. Şu an ben şu açıdan görüyorum, görüyorsunuz. Ve ekranda ne olduğunu rahat bir şekilde görebiliyorum. Eski dizüstü bilgisayarlarda da ne kadar kötüydü. Kesinlikle. Ve yani şeyi de hani ne onun adı? Renklerin bu kadar canlı olması ve IPS'in bu açı avantajını vermesi de aslında cihazın bazı eksikliklerini kapatıyor. Mesela ne gibi?
Kickstand'dan biraz bahsedeyim. Kickstand'ı bu şekilde koymuşlar. Şu arkada. Hemen şöyle bir göstereyim. Kickstand'ımız bu şekilde ve başka bir açısı yok bunun maalesef. Bu açıyla kullanmak zorundayız bunu. Kapandı. Bakınız kapandı bile kendi kendine. Birazcık... Kolay mı kapanıyor? Evet, biraz uyduruk bir kickstand desek ayıp olmaz Nintendo herhalde. Ama bunu da böyle yapmaların nedeni var. Kırılmasın, çıksın diye böyle yapmışlar. Yani anlaşılabilir bir şey, kullanım çeşidi. Mesela bu açıyla oynamak zorundasın. Mesela bu mesela her açıdan görebileceğin IPS paneli olmasa şu açıdan baktığında o oyun keyif vermez aynı şekilde. Bir de iki kişilik oyunlar da söz konusu. Tabii dip o da var. Dip böyle oturmadığın sürece. Yani biraz IPS şartmış aslında onu da doğru bakmak. Acaba niye iki tane kickstand yapmamışlar? Böyle çok güvenli durmuyor. Kesinlikle durmuyor. İki tane yapsaymış daha rahat olurdu. En azından iki tane daha dengeli olurdu. Ama bunun için şeyler çıkar o iPad böyle tutanlar gibi. Çıkmış bile. Çıkmış bile. Evet kesinlikle öyle kılıflar da var galiba. Değil mi ters çevirmiş? Evet yani. Evet ve şey de var. Ama işte bilmiyorum yani bir el konsol için kılıf çok... Üzerinde kalan kılıf çok rahat değil bence. Doklar da var böyle koyup oynamak için. Tabii insanlar aylardır buna hazırlanıyordur. Tabii ki. Yani. Yani. Evet gelelim tablet üzerindeki düğmeleri biraz konuşalım istiyorum. Güç düğmesiyle ilgili bir sıkıntım yok. İçeri doğru yapılmış. Şöyle göstereyim. İçeri doğru girmeli bir düğme. Ve yanlışlıkla basılmayı önlüyor. Evet. Bazı DS modellerinde, 3DS modellerinde çok vardı bu sorun. Şurada bir ızgaramız var. Halkı dinlediler diyorsun. Halkı dinlemişler gerçekten ya. Ses düğmeleri gayet kullanışlı. Bir sorun yok. Kulaklık girişi yukarıda. Bunu da beğendim. En azından doklu modda kulaklık takabiliyoruz. Ya da kickstand modunda kulaklık takabiliyoruz. Şarj kablosunun yerini, girişin yerini eleştirmişler değil mi? Evet maalesef. USB-C girişi şurada ve buradan şarj oluyor cihaz. Tabii şeyde kickstand modunda şarj etmek için insanlar artık şu iki yere bir şeyler koyarak falan yüksekte tutarak şarj ediyorlar. Yalnız şey ben şarjını iyi buldum. Mesela 2-3 saat aralıksız oynayabiliyorsun. Ben hiç öyle şarja takılı tutayım diye düşünmedim hiç. Kesinlikle. Biz henüz mesela doktan çıkarma yani şarj aletini ayrıca doktan çıkarıp kullanma ihtiyacı duymadık. Çünkü gerçekten şarj 3 saate yakın gidiyor. Yani 3 saat oynadığımda zaten artık çok yorulmuş oluyorum. Ara vermem gerekiyor orada da. Şarj. Kafalar kaldırmıyor bir yerden sonra. Biz biraz yaşlandık artık. Ama şey çok güzel. Neyse yaşlanmış dok bence sürekli dokta durması ve şarj olması ve Joy-Con'ların da onunla beraber şarj oluyor olması bayağı kullanışlı aslında. Evet. Neden ben de şarj açısından bir sıkıntı yaşamıyorum. Hani uzun bir yolculuğa gideceksindir. Bir otobüs yolculuğu olur, uzun bir uçak yolculuğu olur. O zaman bir power bank gibi bir şeye ihtiyaç duyabilir insan. O zamana kadar gayet memnunum yani. Ondan sonra gelelim. Ben de evet şarjdan bahsetmek istiyorum. Nereden bildim? Çünkü şarj yazıyor burada. Gözüm dikkatimi çekti. Kopya çekmiş notlarımdan Zeynep. Akıllıca. Evet gelelim Joy-Con'lara. Joy-Con'ları biraz konuşmak istiyoruz. Bir görelim Joy-Con'larımızı Zeynep Hanım. Joy-Con'lar çıktığında biliyorsunuz bir sync sorunu vardı. Cihaz çıktığında pardon. Bir eşitleme sorunu mu desek onu? Evet. Yani bazen 1-2 saniye gecikebiliyordu bastığımız. Bazen tamamen kopup ekrana uyarı gelebiliyor değil mi? Şöyle bas, evet, böyle yap falan. Evet. İlginç diye. Bir şekilde insanların bu sol Joy-Con'da yaşadığı bir sorunu biz bunu sağ Joy-Con'da sadece yaşadık. Şöyle birkaç işlem var. Alıp da bu sorunu yaşamış olan ya da yaşayacak arkadaşlara ben bunları söylemek isterim. Öncelikle yapmanız gereken şey arkadaşlar bu Joy-Con'ları sisteme takıp bu şekilde pıtır diye sistemimize oturtup ikisini de tabii donanım, pardon, firmware güncellemesini bu şekilde yapmanız gerekiyor. Takılı olarak yani. Takılı olarak. Joy-Con'lar takılı şekilde firmware güncellemesini yapıyoruz. Bellenim. Bellenim güncellemesini yapıyoruz. Ondan sonra cihazı kapatıp, kapatmayı da şu şekilde yaparak, güç düğmesini uzun basarak ve buradan Power Options'a gelip Power Off diyerek ve sonra tekrar açarak tekrar bir Power Cycle dediğimiz güç döngüsünü sağlamamız gerekiyor. Ondan sonra ne yapıyoruz peki? Buna da bir değineyim ben hazır elimdeyken Joy-Con'lar. Controller diye bir menü var burada ona giriyorum.
Bunlar tabii kullanıcıların kolektif olarak bulduğu şeyler. Forumlardan şey. Evet, aynen. Reddit'ten vesaire. Şimdi burada şey göreceğiz. Bakalım. Pardon. Evet, ben de ilginç bulduğum bir şey söylemek istiyorum sana bakarken. Kullanma kılavuzu çıkmıyor kutudan. Kutudan çok bir sayfalık bir bağlama. Evet, ve bu kontrolleri buna bağlama şeyi. Yani bir sayfa sadece. Mesela ne nasıl yapılır? Şarjı nasıl takılır? Kesinlikle. Nasıl uyutulur? Yani şimdi mesela bilmiyorum, ben anneye babaya versen şunu, yani doka oturtmayı beceremeyebilir. Ters oturtamayabilir. Ya anneyi babayı da geç. Yani bazı ince şeyler var. Kesinlikle. Konsoldan konsola değişebilir. Kesinlikle. Yanlış bir şey yapmak istemem. Bir bakmak isterim yani. Böyle bir şey sağlamamışlar. Benim de çok ilgimi çok çekti. Ilginç. Gerçekten ilginç. İyi söyledin bunu. Bu arada Joy-Con menüsünde değil, System Settings, sistem ayarları menüsü. Controllers and Sensors, işte kontrol cihazları ve sensörler menüsünde. Geliyoruz arkadaşlar. Bu menüde size göstereceğim bazı şeyler var. En aşağıda Disconnect Controllers diye bir seçenek var. Bu kontrollerleri, Joy-Con'ları bu cihazdan bağlantısını kesiyoruz. Ben şöyle basayım, yapmayacağım ama işte bunu yapmak için X'e uzun bas diyor şu an bana. Bağlantısını tamamen kesiyoruz. Yani bununla olan ilişkini bitiriyoruz cihazın. Daha sonra çok kolay bir şekilde tekrar buna bağlayarak, zaten cihaz sizi yönlendiriyor, tekrar tanıtıyorsunuz bu Joy-Con'ları. Ve bu Joy-Con sorunlarının büyük bir kısmını benim için çözdü. Bunu söyleyeyim öncelikle. Mantıklı. Sonra sana da soracağım, hatta seninkini de çözdüm. Bir daha olmadı. Olmadı değil mi? Olmadı. Evet. Ondan sonra da şu Calibrate Motion Controls diye bir seçenek var burada. Buradan da motion controller'ların masaya koyarak çok basit bir şekilde kalibrasyonunu yapmanızı öneririm. Özellikle Zelda'da mesela oku, hani şey yaparken, hedeflerken, böyle aiming'ini yaparken, hı-hı, falan, ay bu niye doğru yapmıyor diyorduk, hmm, ya. Onları da bu şekilde çözebiliyoruz. Ondan sonra buna da değinmek istedim. Yani Joy-Con sorunumuz şu an yok. Kesinlikle bir Joy-Con sorunumuz yok. Bayağı uzağa giderek, arkamızda tutarak falan da denedim ben bunu. Şu an hiçbir sorunumuz yok. Tekrar kopma yaşamadım. Hmm, ben de yaşamadım. Sen de yaşamadın. Harika. Dokta da, elde de hiçbir sorunumuz, hmm, yok. Joy-Con'lara gelmişken. Tamam, bunu hallettik. Peki rahatlık konusunda ne dersin? Çok rahat. Özellikle şöyle böyle ellerimi şöyle böyle koyup buyurun. Evet, yani böyle oynamak zorunda olmamak, böyle böyle. Şöyle. Şöyle oynuyorum yani. Uzan. Ellerini böyle koy oyna. Şöyle koy. Harika. Bazen buna takılı da oynuyorum. O da rahat. Hala rahat. Çünkü çok küçük değil. Çok ağır değil. Çok geniş değil. Yani iyi. Gayet iyi yapmış. Yani şunu da ayrı olabilmesi bayağı devrim niteliğinde bir durum. Kesinlikle. İki tane, çünkü insanın kolu başı ağrımıyor, saatlerce oyna. Şimdi hayatta bazı şeyler vardır. Hani sahip olana kadar ihtiyacın olduğunu bilmezsin ya. Evet. Bu benim için o kesinlikle. Yani şunları şöyle elimde tutma rahatlığı, ya da böyle kucağımda, göremiyorsunuz şu an ama işte şöyle tutma rahatlığı vesaire. Bu inanılmaz bir rahatlık yani. Hiç bilmiyorduk böyle bir şeye ihtiyacımız olduğunu. Hayır, gerçekten bilmiyorduk. Özellikle hani eliyle çalışan, klavyeyle çalışan insanlar için gerçekten o yorgunluğu azaltacak bir şey. Evet. Ve saatlerce bu şekilde çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Zaten tuşlar da çok rahat. Onu da söylemem gerekir. Mestan yaramazlık yapmaya çalışıyor bu arada. Tuşlar kesinlikle çok rahat. Bunu söyleyeyim. Ve tuş yerleşiminde de ben çok beğendim. Mesela Capture tuşu çok tepki veriyor yine hemen. PlayStation 4'te biraz gecikme yaşanıyor mesela. Bayağı böyle mi? Bir şey pıt diye çekiyor anında. Artı eksi tuşların yeri güzel. Her şeye erişim çok yakın ve kolay. Ve elde bence çok rahat. Evet, çok rahat. Çok rahat. Kesinlikle bayılıyorum ben. Pro Controller falan düşünmüyorum. Yok, yani bayağı. Olmaz. O şeyine takmadık bile, controller dokumusu. Evet, ben de grip kullanmadım bu arada. Çünkü bunlar o kadar rahat ki. Yani dışarıda bile şey yapıyorum mesela. Bir iki kere dışarı götürdüm. Hani nasıl oluyor bakayım, göreyim ışıkta falan filan gibi. Bayağı alçak bir sehpaya bunu koyup mesela elimde bunlarla çok rahat bir saat oynadım. Hiçbir rahatsızlık duymadım. Hı hı. Ve konsolun ağırlığını elimde taşımak zorunda olmamak ya, bayağı insanı mutlu eden bir şey. Bunu da söylemek isterim. Şarj süresi olayı var Joy-Con'ların bir de. Şimdi ilk aldığımızda şarjı azmış meğer. Hı-hı. Pat diye bitti şarj. Dedik yani bu böyle olmaz. Nasıl bir şey bu? Meğer şarjı azmış. Son zaman anladım ben onu. Joy-Con'larda buna takılı olduğunda bundan şarj oluyor. Evet, zaten Joy-Con'lar sadece bundan şarj oluyor. Veya şarj eden de grip ayrıca satıyor Nintendo. onu alırsanız öyle şarj oluyor. Özellikle griple oynamak isteyen bir insanda niye gripim şarj etmiyor
diye düşünüyor belki. Düşünüyor olabilir yani. Düşünmüş olmaları güzel. Tabii sürekli griple oynuyorsan mesela buna takmıyorsan falan mantıklı olabilir. Hı hı. Normalde bunun şarjından yiyor yani Joy-Con'lar. 20 saat kadar bir şarj süreleri var. Şu an mesela bir yaklaşık bir haftadır şarj etmedik biz. Ha, ben hiç fark etmedim. Yani özellikle onun ayrı şarj yani. Olduğunu o kadar evet, rahat yani. Sürekli dock üzerinde, switch üzerinde duruyor ve hiçbir şarj kaybı yok. Şu hatta şuradan galiba, yok buradan değil pardon efendim. Olmuş oldu. Ya bu Snipper Clips'in menüsünde bir gariplik var. Girdim mi çıkamıyorum. O da benim bir sorunum olsa gerek. Ay, niye gidemedim ben ya? Pardon. Valla sorun yok dedik. Snipper Clips yine mahvetti beni şu an. Snipper Clips'i açınca kontrolörler garipleşmişti zaten. Evet. Sonra oyuna girebilince düzeldi de. Bir dakika bir şey yapıyorum. Bir şey yapıyorum ama ne yaptığımı bilemiyorum şu an. Yapacağım. Neyse yapacağım birazdan arkadaşlar. Bir kapatıp açayım kendine gelsin. Çünkü Snipper Clips beni mahvetti şu an. Snipper Clips'i kapatamıyor muyuz? Uzun tıklayıp şey yapayım ben şöyle. Güç döngüsü dediğimiz. Evet ben restart yapacağım bu seferlik. Ama ekranda tepkisel dedim. Her şeyimi rezil etti Switch şu an. Evet arkadaşlar. Joy-Con'ların da şarjını oradan gösterecektim size. Birazdan gösteririm yine. Ondan sonra işlevlerine gelirsek. HD Rumble'ı deneyemedik henüz. Deneyecek bir oyunumuz yok. İçinde deneyecek bir şey ben göremedim ama varsa da bilmiyorum şu an. Ondan sonra şöyle gelmişken. Düzeldi değil mi? Evet düzeldi. Clips demosunda bir şey var. Clips demosunda ya da ben kullanmayı anlayamadım oraya bağlayınca falan gibi bir durum var. Şu Joy-Con şu an bağlı değil. Düğmesine bastığında o da bağlanacak. Görüyorsunuz o da geldi. İkisinin de şarjı tam şu an. Hı hı. Evet. HD Rumble'ı deneyemedik. Deneyemedik. Diğer işlevler takıp çıkarma gayet güzel. Hı hı. Tetik tuşları bana yetti şu an için. Biraz hı hı. Küçük bulmuştum. Hiçbir eksiklik hissetmiyorum. Bayağı, evet bayağı rahat bir kontrol. Şey yani. Bugün Snipper Clips oynarken yan da kullandık. Ha yan kullandık. Onu çok güzel söyledin. Bayağı rahat evet, ettim ben. Yani bir, şimdi oyunla da ilgili yani Snipper Clips stresi olmayan hoş yavaş bir oyun. Atıyorum bir arcade tarzı dövüş oyunu oynasaydık nasıl olurdu bilmiyoruz tabii ama. Mesela şimdi eski oyunlar getirdiler. Metal Slug falan geldi eShop'a. İnsanlar ben yorumlarını okudum bayağı eğlenceliymiş bu şekilde de oynamak yani diye evet. Okuduk ama. Çok güzel bu kadar yani ilk reklamını izlediğimizde de bu açıdan beğenmiştik. Bu kadar işlevsel ve bu kadar hani orada çıkar bunu tak şöyle yap değişik kullanımlara açık olması kullandığımızda da hayal kırıklığına uğratmayan bir özellik olduğunu gösterdi. Kullanınca daha bir kendini gösterdi ama değil mi evet. Yani? Mesela hani elde tutmak güzel olur diyorduk ama hayat değiştirici olur demiyorduk yani. Gerçekten oldu. Ben ya da ne bileyim kafeye git bunu koy şunu elinle oyna falan. Benim çok önemseyeceğim ya da göreceğimi düşündüğüm bir şey değil de gördüm güzelmiş. Çok da rahattı yani. Evet. Bu da bir gerçek. Isınma konusunda değinmek isterim evet. İzninizle. Cihazımız doktayken bir miktar ısınıyor. Çok büyük bir ısınma değil bu arada. Oyun oynarken, dokta dururken ya. Biraz ısınma yapıyor. Ama hiçbir hı-hı. zaman mesela fan sesini duymadım. Evet. Yani bayağı yaklaşmak gerekir herhalde doktayken duymak için. Elde zaten duymuyorum. Elde fazla bir ısınma da olmuyor. Çok hafif bir ısınması hı-hı. var. Bu açıdan başarılı buldum. Çünkü ısınma paranoyası olan insanlar benim gibi evet. hoşlanmayabilirdi aksinden. Şimdi diğer bir açıdan siz ısınma ve fan sesini bilerek bilinçli bir şekilde gözlemlemişsiniz. Ben bunları hiç önemsemedim ve fark etmedim. Bu da önemli bir şey. Bu da çok önemli hiç, bir şey. Çünkü yani hiç önemsemeyen bir insanda hani böyle bir sorun yok demek. Hiç fark etmediğine göre hiç. Sorun yok demektir. Evet. Biraz doka gelelim isterim. Ne dersiniz? Evet. Sevimli ama öldürücü olabilecek olan dokumuz. Evet. Biraz sinir bozucu özellikleri var kendisinin. Dokumuz böyle ağır bir dok. Güzel bir denge yapmışlar ki hı hı. çocukcağız devrilmesin diye. Şöyle bir sorunu var. Şimdi bunun içinde Zeynep Hanım gösterir misiniz evet. siz? Daha bunun içinde herkesin bildiği çizebilen öğeler nedeniyle biz ne yaptık bakın şurada. Şurada iki uzun. Görünüyor mu? Şurada da iki küçük olmak üzere dört çıkıntı tane var çıkıntı var. Evet. Biz ne yaptık? Şimdi normalde insanlar şu an görünüyor. Şu ön tarafına ekranı çizmesin diye tampon koyuyorlar.
yani şuraya. Biz bu tarafa koyduk. Ben birkaç kez, bir beşer kez takıp çıkararak denedim. Ekranda ufak tefek izler kalıyordu şu ve şu köşede. Bunları takıp çıkararak deneyerek sanıyorum şöyle bir sonuca ulaştım. Şimdi bunu takıp çıkarırken öne tampon koyduğumuzda ekran önden arkaya kayarak üst kısmı, alt kısmı alta kayıyor ve şuradaki çentik onu çizmeye başlıyor gibime geldi. Yani herkes için aynı olmayabilir. Benim takıp çıkarma şeklime de bağlı olabilir. Oradan ben, o nedenle ben böyle bir minicik tamponlar yerleştirdim. Hem de ısınmasını vesaire çok etkilemek istemiyorum. İnsanlar bez vesaire bir şeyler koyuyorlar. Ama çok gerek duymadım öyle bir şeye de. Bantları da söyle. Yani şu çentiklere evet, de. Alttaki minik çentiklere de şurada göreceğiniz bant yapıştırmayı denedim ama bir tanesi çizmeye başladı böyle. Çizme değil de iz bant, bırakmaya iz başladı. O nedenle sadece şunu tuttum. Bir tarafında var yani şu an. Yani bu bizim setup'ımız için işe yarayan bu oldu. Evet, şunlar, bunlar neydi? Bunlar ne olduğundan söz etmiş miydim bu süngerler? Mobilya altında yeri çizmesin diye evet. Minik kauçuklar var. Kauçuk deniyor galiba. Evet. Onları kestik. Onlardan kestik. Evet. Snipper clips yaptık onlardan. biraz önce oynadık da etkisi altındayım hala. Nasıl bitti hemen? Evet, demosunu oynadık. Hemen bitti. Keyifliydi gerçekten. Evet, güzeldi. Beklemiyordum. Gelelim. Neye gelelim? Oyunlar mı? Bir donanımdan şuna bahsetmek istiyorum son olarak. Genel olarak cihazın verdiği sağlamlık hissi, dayanıklılık hissi. Şimdi birkaç tane inceleme gördüm, dayanıklılık testi gördüm. Bayağı dayanıklı görünüyor açıkçası. Ben ilk elimize aldığımızda biraz ay acaba şurası çıkar mı, burası kötü olur mu diye düşünüyordum. Özellikle şu Joy-Con raylarından yana endişelerim mevcuttu. Ama yani şurayı çekiştire çekiştire o kadar zor çıkardıklarını gördüm ki bayağı sağlam olduğuna kanaat getirdim. Ben senin tam tersini düşünüyorum. Ne gibi? Benim beklediğimden daha kalın, daha büyük ve daha güçlü bir alet. Ben ay dedim ben bunu kesin kırar düşürürüm falan gibi düşündüm evet. Yani bayağı şey. Bir de hani dedin ya burayı buradan endişem vardı şuradan hiçbir yere endişem yoktu benim çünkü yeterince büyük ve güçlü yapmışlar evet. Ben ağırlığından haşmetinden korktum yani yok. Evet evet daha hafif ve şey gelmesin. Çelimsiz bir şey bekliyordum biraz daha. Bayağı iyi geldi. Kesinlikle yani şey beklediğimden kalitesi daha iyi. Ben Nintendo konsollarının genel olarak el konsollarının dayanıklılığını beğeniyorum. Özellikle hani elektroniklerine dikkat eden bir insansanız. Sorun yaşamanız çok kolay değil. Ama belli başlı sorunlar dışında pil kapağı vesaire gibi. Bu da o standardı izleyecek gibime geliyor. Bakalım öyle umuyoruz. Pardon. Evet gelelim. Oyunlar. 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 Şimdi bu konsolu al. Zelda'yı al. Ben onu 200 saat oynarım zaten. Oyun 100 saatse ben 200 saat oynarım yani onu. Zaten quest yapmaya gidip dağlarda gezmeye gidiyorum kim, yani. Kim yapmıyor ki bunu? O nedenle o yani bu o oyunla birlikte tek başına zaten konsol alma nedeni olur, götürür. Benim için öyledir yani. Kesinlikle yani bir konsol bir oyunla çıkacaksa lütfen Zelda Breath of the Wild gibi bir oyunla çıksın. Yani ilk yorumumuzu yaptığımızda da hani Zelda seven için güzel bir şey demiştik. Az oyun var çıkışta demiştik ama Zelda'nın böyle bir oyun olduğunu bilseydik yani. Ya tahmin edemezdik. Yani bu kadar güzel çok bir oyun olduğunu tahmin edemezdik. Onunla ilgili de ilk izlenimlerimizi birkaç gün içinde yapacağız arkadaşlar. Biraz daha oynamayı bekliyoruz. Ben 20 saat kadar oynadım henüz. Ben de bir şöyle 50 saat kadar oynarsam üstüne anca. Sen oynama peşindesin. Evet. Anladım ben sana. Az oynamışım ben. Şimdi ben oynayayım. Bunları toplayayım. Tamam canım. Tamam, söz veriyorum kamera önünde. Zeynep oynasın. Zelda Breath of the Wild gerçekten çok iyi bir çıkış oyunu. Yani daha iyisini umamazdı Nintendo, Mario'da dahil olmak üzere diye düşünüyorum. Mükemmel bir seçim. Gerçekten daha çok kişiye hitap edecek bir oyun. Yani neyse, ilk izlenimlerimizi vereceğiz onunla ilgili de. Snipper Clips'i çok az denedik, demosunu denedik henüz sadece Zelda oynamaktan kafamızı kaldıramadığımız için. O da çok keyifli. Çok fazla level sayısı da var aslında bayağı ama çok sürekli olan bir oyun değil sanırım. Bir 7-8 saatte bitecektir diye tahmin ediyorum. O nedenle hani oynamak isterseniz alabilirsiniz. İki kişi oynamak keyifli. Çok keyifli de. Değil mi? Mekanikleri gayet güzel. Ondan sonra yeni oyunlar geldi.
Ondan sonra Metal Slug'la sahibi. Benim hiç bunlardan haberim yok. Ben Zelda'dan çıkıp arayüzüne bile bakmadım yani. Şey, ben, konsolun böyle dinliyorum ha öyle mi? Konsolun şurada haberler diye bir kısmı var. Ona girdiğiniz zaman size işte yeni şunlar çıktı falan diye haber veriyor. Küçük bir portal ben, yapmışlar. Ben de girdim oraya da Zelda yorum rekoru kırdı falan onu gördüm sadece. Orada işte bakınız yeni gelen oyunlar şu an biz Japonya gösteriyor bize ama Japon hesabı açmıştık bir tane. Onun için galiba. Neyse göstersin ne yapalım artık. O nedenle Simple Clips'e mi girdin? Hayır, eShop'a girdim. Korktum. O nedenle ne diyordum ki ya? İşte yeni oyunlar çıktı. Ufak tefek portlar çıktı yani. Bir tanesi 7 Euro'dan satıyorlar. Co-op destekliyor bu çok güzel. İki kişi oturup Metal Slug oynayabiliyorsun mesela. Benzeri oyunlarla. Ya da Zelda. Hayır Zelda oynayamıyorsun. İki kişi oturup hayır. Yalnız şey duydum bir yerde ya. Bir kişi bunu kontrol ediyormuş. Hmm. Bir kişi öbürünü kontrol ediyormuş. Öyle bir çift Zelda oynuyormuş. Gayet de eğlenmişler ulaşıp yani. Bilmiyorum. Bana biraz zor geldi. Ondan sonra arkadaşlar. Evet. Dil seçeneklerini incelemiştik geçen sefer. Evet. Yine değineyim. Bazen soruluyor. Türkçe seçeneği yok. Arkadaşlar nereden çıktı olacağı söylentisi bilmiyorum ama. Türkiye'den çekilmiş şirket bir de. Evet. Bayağı Türkçe seçeneğimiz mevcut değil. Ondan sonra biraz kullanıcı arayüzünün işlevlerine gelirsek. Bir yakalama şeyimiz var. Buraya girmeyeyim çünkü spoiler olmasın size. Zelda yakalama ekran görüntülerimiz var. Hı hı. Bu albüm içinde ekran görüntüsü kaydedebiliyor. Üzerine metin ekleyip paylaşabiliyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra ya da tweetse mesela tweet içinde ya da Facebook paylaşım içinde kendiniz metin yazıp da paylaşabiliyorsunuz. Hı hı. Güzel. Gayet JPEG biçiminde kaydediyor. Belki ileride PNG'de yaparlar bunu. Ama şu an için öyle bir seçenek yok. Kalitesi biraz düşük. Üzerine bir de Facebook vesaire şeyini eklersek sıkıştırmasını çok kaliteli screenshotlar vermiyor. Şimdi şöyle ama ben Twitter'a, Facebook'a falan bunları paylaşıyorsam siteye göre düşüyor da mesela benim burada çektiğim fotoğrafları başka bir şekilde alabilme şansım var mı içinden? Şu an SD karta kaydediyor. Yani büyük ihtimal SD kartı. Bilgisayarıma takıp olabilir. Evet yani. Ama yine de JPEG. JPEG yine de sıkıştırılmış dosya demek. Yüksek bir şekilde sıkıştırılmış. Ne kadar kötü? Çok iyi değil bence. Yani bence kötü. Çünkü bakacağı çözünürlüğe bağlı. Yani sen buna bir bilgisayar ekranında bakarsan kötü duracaktır biraz yani. Daha piksellenmiş olarak duracaktır. Ama Switch ekranında ya da telefon ekranına bakarsan gayet iş görür yani. Henüz video capture seçeneğimiz yok. Evet bu gerçekten şaka gibi durdu ama. Nintendo geleceğini söylüyor. Umarım çok kısıtlı bir seçenek olmaz. 10 saniye, 15 saniye çünkü. Ben bir yarım saat olsun diye umuyordum. Yani bir şey yapar yani. Ama ben çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Çünkü Nintendo telif hakkı olayına biraz takıntılı biliyorsunuz. YouTube'da da YouTuber'ları da oldukça sıkıştırıyor. Bilmiyorum çok uzun bir şey beklemiyorum Nintendo'dan ama umarım beni haksız çıkarırlar. Bir 5 dakikalık 10 dakikalık bir şey olsa bayağı keyifli olur en azından. Belki Zeynep. Neyse bizi bayağı şaşırttı değil mi? Evet bazı şeyler şaşırttı. Neden olmasın belki doğru bir olur yolda belki. Devam ederler diye düşünüyorum. Ondan sonra mesela screenshotlarda şey özelliği var. PlayStation'da vesaire olduğu gibi şu R ve L tuşlarıyla sonrakine de geçebiliyoruz. Güzel yapmışlar azı o ayrıntıları düşünmüşler ufak tefek yani çık bir daha gir falan. Çünkü PlayStation 4 mesela çıktığında bazı temel özellikleri eksikti. Daha sonra eklediler daha sonra. Bunda birkaç temel özelliğin olduğunu görmek hoşuma gidiyor benim açıkçası. Evet, klavyeye de bir değinmek isterim. Klavye, normal bir klavye çok rahat değil. Bazı kısa yollar eksik mesela e-mail girdiğinizde direkt at ya da .com şeyi seçeneği yok. Menüye girmeniz gerekiyor falan filan. Ya da büyük harfe direkt geçme seçeneği yok. Ama iş gören bir klavye ve özellikle bu modda kullanacaksanız ya da elinizle kullanacaksanız dokunmatik ekran olduğu için bayağı hızlı mesajınızı, şeyinizi yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Şu an arkadaş listesi çok boş. Hiçbir şey yapılamıyor. Yani arkadaşınızın online olduğunu veya son online olma zamanı bir de en iyi arkadaş yapabiliyorsunuz. Oynadığı oyunu, evet o oy var. Ne işe yarıyorsa. Çok Nintendo'cu. Oynadığı oyunu görmek dışında da bir şey yapamıyorsunuz. Bir de Play Activity koydular şimdi.
Bir oyunu bir haftadan sonra galiba ne kadar oynadığınızı göstermeye başlıyor. Ben de şu an mesela Zelda için 20 saatin üzerinde yazıyor. Çok net bir şey değil. Biz Activity Log gibi bir şey bekliyorduk. Ama bu da birden ortaya çıkan bir özellik oldu. Yine güzel bir artı. Tamam. Bunu da Zeynep, mesela Zeynep'inki henüz görünmüyor. O da bir 15 saat oynamıştır yani ama görünmüyor. Neden bilmiyoruz. O da çıkar herhalde. eShop'a biraz değinelim. Tabii. Kendisi hızlı bir arkadaşımız. Böyle basıyorum, hemen hesabımla giriyorum. Başka bölgelerden oyun almak için o bölgenin hesabını açmanız gerekiyor. Diğer konsollarda olduğu gibi. Ve ya o bölgenin kredi kartını kullanacaksınız. Japonya kredi kartı var mı Zeynep? Hayır. O zaman... Yeni iptal ettim. Mantıklı. Ya da girip işte Amazon gibi sitelerden vesaire... Kart mı? Bilmiyorum. Kart, puan kartı alarak, yükleyerek alabilirsiniz. Hı. Yine de güzel bir özellik. Başka bölgelerin oyunlarını oynamak istiyorsanız. Dil seçeneklerini bilmiyorum. Japonya'daki birçok oyunda İngilizce seçeneği olduğu söyleniyor ama dikkat bilgim yok. Siz onu araştırın yani, öyle bir şey almayı düşünürseniz. Ben de bilgisayar ekranından Nintendo ekranına bakıyorum. Evet, mantıklı. Evet, eShop'u göstermiştik biraz. Bu şekilde. Çok yeni bir şey yok şu an zaten. Bir de yani gösterdiğimizde ne kadar işe yarayacak? Herkesin kendi ülkesi, region'ı yine içerik değişiyor, evet. Olacak yani daha az daha. Tabii çok. Ama Türkiye'de büyük ihtimal insanlar yine Avrupa bölgesinden bir şey kullanacağı için aynı şeyleri görebilirler diye düşündüm. Henüz Virtual Console da yok. Virtual Console gelecek gibi beklentiler var tabii. Büyük ihtimal gelecektir. Gelince de tekrar inceleriz gerekirse. Şu an bir şey yok ama arkadaşlar o şeyde, o frontta ne derler? O cephede. Özür diliyorum. Kimse de böyle bir şey demiyor. Şöyle gidip de tamam yani. Peki öyle olsun. bu kadar arkadaşlar. Yani o zaman ben sana bir soru sorayım. Lütfen. Memnun musun? Değil mi? Öyle derler genel olarak. Çünkü almayacak gibi gidişatımız vardı. Sonra fikir değiştirdik. İyi oldu mu? Ne dersin? Ben çok memnunum. Beklediğimden daha memnunum. Sorunsuz bir konsol şu an için. İşte biraz başta Joy-Con sorunları yaşadık. Şu an Snipper Clips bir şeyler yapıyor Joy-Con'lar bize. Onun dışında oldukça sorunsuz bir konsol ve Zelda çok güzel. Zelda'nın bu kadar güzel olması konsolu da yukarı taşıyor tabii. Ama mesela şunu düşünüyorum. Zelda bittikten sonra ne oynayacağız biz bu konsolda diye bir arada bir geliyor aklıma. Dur. Stardew Valley. Umarım yaza doğru gelir yani. Öyle umuyorum. Stardew Valley gelsin, başından kalkmam zaten. Ben hala Zelda'yı oynuyorum. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Sonra sen Baldur's Gate oynayacaksın zaten. Konu dışı. İşte böyle arkadaşlar. Peki sen? Ben çok memnunum. İlk almışım diyor musun mesela? Evet, bu benim ilk çıktığı gün aldığım konsol oldu. Normalde biliyorsun, öyle çok önemsemem en yenisi olsun, en şey olsun. Ama çok memnunum. Ama Zelda'nın harika bir oyun olması bunu harika kılıyor. Ama konsolun da sorunsuz olması çok güzel. Yani insanlar bayağı sorunlu olduğunu dile getiriyor ama yani yeni çıkan şeyler de olur. Güncellemeyle geçer. Yani 2 saniye controller basmadı diye ay berbat falan diye üzülme. İşte ölüyorsun Zelda'da, panik oluyorsun, şey yapıyorsun. Tabii can sıkıcı şeyler sürekli oluyorsa ama ve güzel. Yani her elektronik ürünün her lotunda mutlaka sorunlu ürünler olacaktır. Bu olan bir önemli şey. Önemli olan şirketin geçilemem. Yaklaşımı, müşteri hizmetleri. Tabii. Yani update, güzel güncellemeler düzeliyor mu? Ve yani ya garanti olayı da önemli. Geri alıyorlar mı çok ben, sorumluysa? Evet, Türkiye'deki arkadaşlar o yüzden hani gönül rahatlığıyla öneremem. Çünkü bir garantiniz varsa alın. Yani her elektronik için geçerli ama bu yani. Öyle daha rahat edersiniz çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani bir sorun olsa. Ya da bekleyip de alır. Varsa, hani bir sorun varsa geçmiş. Ya da evet olur. Sorunsuz bir şey. Bu zaten ama her tüketicinin aldığı bir risk. Sadece garanti bunu biraz daha yumuşatıyor. Çünkü daha fazla seçenek. Türkiye'de garanti yok tabii. Öyle bir Türkiye'de var. Resmi olarak garanti yok şu an. Maalesef öyle bir durum var ama Amazon falan ne yapıyor bilmiyorum şu an. Yani ne kadar ilgileniyorlar ben de bilmiyorum. Böyle arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hemen kapatıp Zelda oynayacağım. Zeynep bunu yapacak, evet. Ben de artık video falan yüklerim yani. Izara. Güzel. Izara style. evet arkadaşlar, teşekkür ederiz katıldığınız için. Zelda izlenimlerimiz, ilk izlenimlerimiz geliyor. Yakında evet. Geliyor. Biraz daha oynayalım. Ama şu an için konsolu öneriyoruz. Joy konsolunu yaşıyorsanız söylediklerimizi yapmayı unutmayın.
Takipte kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.